Poppy Playtime ansızın çıkış yaparaktan en popüler oyunlardan biri haline geldi. Fakat oyunun ikinci bölümü çıkalı 1 yıl 2 ay oldu. Bize Project Playtime adında bir oyun bıraktılar. Bu oyunun hatta geçenlerde ikinci sezonu çıktı fakat bize bu oyun hikaye adına çok fazla bilgi vermiyor. Fakat Mob Games her zaman gizli kapaklı işler yapmayı seven bir firma oldu. Geçenlerde Twitter hesaplarında ve YouTube hesaplarının topluluk sekmesinde bir görsel paylaştılar. Aynen, videoyu beğen hemen. Elin beyneye gitmiyor gibi duruyor. Bu fotoğrafta Windows'un en sevilen sürümleri XP'nin kurulu olduğu bir monitör görüyoruz. Monitör tüplü bir monitör. Fakat bu görselde gizlenen o kadar fazla şey var ki hepsini teker teker açıklamak biraz zaman alacak. Sol altta G54 yazıyor. G54 IBM'in önceden kullandığı tüplü monitörlerden bir tanesi. Ve çıkış yılına bakacak olursak 1900'lü yılların sonlarına doğru kullanıldı. Fakat daha fazla detay görmek istiyorsak fotoğrafın parlaklığını yavaş yavaş açmamız lazım. Fotoğrafın parlaklığını açtığımız zaman sağ üst köşede bir 3 rakamını görüyoruz. Bu da Chapter 3 ile alakalı olan bir ARG gördüğümüzü, yani alternatif gerçeklik oyunu gördüğümüzü bize söylüyor zaten. Solda ise korkunç bir yüz var. Birçok kişi bunun Huggy Wuggy olduğunu söylese de birçok kişi de bunun Bron olduğunu söylüyor. Bron ikinci bölümde gördüğümüz dinozorun kendisi. Bir süredir kendisini görüyoruz. Zaten Mob Games'in bundan 10 ay önce paylaştığı ufak bir video vardı. O küçük kısa videoda yerde oyuncakları görüyorduk. İlk de Huggy Wuggy vardı. İlk zaten onunla savaşmıştık, ondan kaçmıştık. İkinci de Mommy Longleg vardı. Zaten ikinci bölüm tamamen onun üzerine kuruluydu. Üçüncüsünde de Bron vardı. Bu da üçüncü bölümde Bron'un ana karakter olacağını bayağı bir güçlendiriyor. Fakat fotoğrafı aydınlattığımızda tek açığa çıkan şey bu da değil. Etrafta kırmızı bir gaz varmış gibi duruyor ki büyük ihtimal zaten o kırmızı bir gaz. Peki neden? Üçüncü bölümün kısa tanıtımında Bron'a benzer kırmızı temalarında bir gaz maskesi görüyorduk. Bu gaz maskesi zaten oyunun ana bileşenlerinden biri olacağı belli. Fakat hikayeyle nasıl bağlantılı olabileceğini düşünecek olursanız, ikinci bölümün sonunda Poppy bize ihanet ediyordu ve biz fabrikadan kaçmak yerine bambaşka bir alana gidiyorduk. Burası aslında fabrikanın görmediğimiz yetim çocukların bulunduğu noktalardan bir tanesi. Ve bu yetim çocukların üzerinde deneyler yapıldığını zaten bayağı bir süredir de biliyoruz. Kimsesiz çocukları alıp üzerlerinde deneyler yapıyorlar ki kimse onları arayıp sormasın, onların peşinde koşmasın. Böylelikle hiçbir yasal süreçte uğraşmadan hızlıca deneylerini yapabilsinler. Mantık buydu. Bu noktada da işin içerisine gaz geliyor. Ya onları etkisiz hale getirmek için ya da tam olaraktan canavara dönüştürebilmek ya da bizim deyişimizde oyuncağa çevirebilmek için gereken gazlardan biri de olabilir. Halüsinasyonlar gördüren bir madde de olabilir ki solda gördüğümüz Huggy Wuggy ve Bron'a aynı anda benzeyen o görsel sanki bir halüsinasyon gibi duruyor. Bu noktada Project Playtime'a da bakmamız gerekiyor. Bazı notlar oyunun içerisinde yerleştirilmiş durumda. Mesela Daddy Longleg'in olduğu bir poster var ve bu posterde ufak bir tarih var. Haziran'ın 20'sini gösteren bu poster aslında belli bir şeyin tarihini gösteriyordu. Geçen günlerde Poppy Playtime'ın ilki 2021 Ekim'de çıkan o sürümü yenilendi. Bölüm 1'deki birçok bug'ı düzelttiler, oynanışı düzelttiler, görsellerinde değişiklikler yaptılar ve bunu çok çok öncesinde bir postere gizlemişlerdi. Evet, bu yeni paylaşılan görselde de sağ altta saat 7.19. Fakat bu bir tarih gibi olabilir. Temmuz'un 19'u olabilir. Özellikle yaz gelmişken ve birçok büyük yapım yazın çıkmaya çalışırken büyük ihtimal 3. bölümün yeni fragmanı yakında gelebilir. Bu da kuvvetli muhtemel 19 Temmuz'da gelecektir. Project Playtime'ın içerisinde de gizlenen notlardan birinde 27 Temmuz tarihi var. Fakat 19'unda yayınladıkları bir fragmandan hemen sonra 27 Temmuz'da oyun çıkarırlar mı? Burası biraz muamma. Fakat paylaşılan görselde bizimle paylaşılan şeyler bununla da sınırlı kalmıyor. Tüplü monitörler, televizyonlar genellikle cızırtı yaparlar. Üste de bir ufak bir cızırtı görmemize rağmen bu sıradan bir cızırtı değil. Bazı kısa tümsekler ve uzun yapısı var. Hepsi de aynı çizgi üzerinde gidiyor. Evet, bu bir Morse kodu ve bunu çevirdiğimiz zaman bir Google Drive linke geliyor. Fakat Morse kodunda şöyle bir şey var. Büyük veya küçük duyarlı değil. O yüzden
Bu Google Drive linki çalışmıyor. Bunu Google'a yazdığınızda Google da bir düzeltme uygulamıyor. Ardından 1-0 kombinasyonları veriliyor ki bu da büyük küçük harflerin uyumuyla alakalı. Fakat o kombinasyonlar da asla işe yaramıyor. Bu noktada bütün bulmacalar tek tek sonlanıyor gibi dursa da oyunun yapımcılarından biri Discord sunucusunda ufak bilmeceler paylaşmaya başlıyor. Görmediğiniz bir şey var. Bir süredir de onu kullanmadık. Bir süredir bağlantıları kopuktu. Fakat görünüşe göre güç tekrardan geri geldi. Belki de bu senin gözlerinle alakalıdır. Şeklinde bir cümle var. Burada önceden kullandığımız gücü kesilen ne var diye soracak olursanız güvenlik kameraları görüntüleri. Bir süredir asla göremedik. Direkt bunun için özel bir site vardı. O özel siteden bütün güvenlik kameralarını izleyebiliyorduk ki Huggy Wuggy'nin başka canlıları öldürdüğü veya başka canlının başka canlıları öldürdüğü bir sürü görsel vardı arada. Ayrıca bundan 6-7 ay önce yaptığımız ARG bulmacalarında da bu kameraları kullandık. Fakat bu kameralara ulaşımımız belli bir süredir yok. Peki bu durum gerçekten ne kadar doğrudur diye düşünecek olursanız da olay şöyle. 90'lı yılların sonlarına ait bir monitörümüz var. İçerisinde XP kurulu ve belli bir yerde CCTV yazıyor. Bu güvenlik kamerası uygulaması. Yani eğer güvenlik görevlisi olursanız buradan kameraları kontrol ediyorsunuz anlamına geliyor ve biz de bir süredir kameraları kontrol ettiğimiz için ve kameralar sonradan gittiği için en uygun profil bu profil. Ayrıca Poppy Playtime'ın ilk bölümünü oynamayalı o kadar fazla zaman oldu ki ve bütün bu yenilenme olaylarını da konuştuktan sonra her şeyi düzenlemişler. Videoda tanıtımlarında göstermedikleri bazı ek detaylar da olduklarını söylüyorlar. Daha fazla gizemin olduğunu söylüyorlar. Yakın zamanda eğer bu tarz bir videoyu istiyorsanız, daha fazlasını görmek istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Yakın zamanda da Five Nights at Freddy's'in zaten filmi çıkacak, onun incelemesi olacak, oyunun yeni DLC'si çıkacak, eklenti paketi çıkacak, onu oynayacağız. Ve bir yandan da Chapter 3 çıkarsa eğer Poppy Playtime için onu da oynayacağız. Yani aşırı dolu bir yaz bizi bekliyor. Ayrıca bayram da bittiğine göre artık Twitch'te yayınlar devam ediyor. Dumbcraft'tır, korku oyunlarıdır. Bugün saat 20.00'da, saat 8'de. Twitch.tv/adaldo olacağız. Başka oyunlar oynayacağız. Eğer bir öneriniz varsa yorumlara önerilerinizi yazaraktan eşlik edebilirsiniz. Düşündüğüm bu teorilerde eğer size kafanıza yatmıyorsa farklı perspektiflerden düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Çünkü yorumlar sayesinde diğer teori videoları birçok ekleme yapabiliyorum ve bu eklemeler gerçekten kritik yerler oluyor. Şu ana kadar Denek 1006 hakkında, Mommy Long Leg hakkında, Huggy Wuggy hakkında birçok teoriyi bu şekilde bütünledim. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bye bye.